Merhabalar arkadaşlar. Bugün Antalya'da Muhittin Yurçan'ın büyük bir eğitim organizasyonu var. Oradayız arkadaşlar. Türkiye'nin her yerinden eğitmen arkadaşlar geldi. Sahnelerini aldı. Ben bireysel birebir uygulamalı sınıf eğitimi veriyorum. Benim için gelen arkadaşlara burada otelin kuaförünü işleten Gökhan Bey'e dedim ki saç yıkamanızı kullanabilir miyim dedim. Kendisini de göstereyim size. Ama gerçekten böyle meslektaşlarımızın sayısı çoğalsın diyorum. Sağ olsun bize kapılarını açtı. Dedi ki benim salonumda yapabilirsiniz bu eğitimi dedi. Biz bu arada böyle bir arkadaşımızı gördük. Baktık saçlarının bakıma ihtiyacı var. Zor bir saç. Gördüğünüz gibi şöyle yakından göstereyim. Yanık, kopuk. Hatta dedi ki bana Brezilya fönü yaparken bu saçım bu hale geldi dedi. Benim için daha iyi dedim. Çünkü öğrencilerim zaten bir altyapısı var. Ama böyle bir saç geldiğinde ne yapacak? Bunları öğrenecekler. Bayan da dedi ki tereddüt etti önce beni tanımadığı için. Ya dedi ben aslında vakti geldi ama dedi bunu dedi konuşmam lazım sizinle dedi. Çünkü saçının durumunu izah etmek istedi ama ben bildiğim için bu saçı herkes yapamaz arkadaşlar. Çünkü çok parçalanmış, yorgun, bitkin bir saç ama biz ne yapacağız? Tertemiz inşallah güzel bir renklendirme yapıp arkadaşımızın finalini de size göstereceğiz. Bu arada da yanımdaki arkadaşlara notlar tutturacağım. Böyle bir saç geldiğinde ne yapacaklar? Bu kopmuş saçla nasıl baş edecekler bunları anlatacağım kendilerine. Şimdi arkadaşlar işlemimize başlayacağız. Bunu görmenizi istedim. Arkadaş Brezilya fönü yaptırdım dedi. Aslında bu saçın kopma sebebi ne onu söyleyeyim size. Şimdi aslında nedir? Brezilya fönünü keratinle yapıyorsunuz. Keratin saçın yapısında olan bir şeydir. Saçı dolduran bir şeydir. Ama ne olmuş? İlaç uygulanmış, bekletilmiş. Preslerken o kadar yüksek ısıyla giriliyor ki arkadaşlar. Bir de hızlı yapmıyorsan ne oluyor? Zaten bağlantı yerleri sarılar komple kopmuş. Şurada bir parçacık kalmış. Sarı değilmiş o da herhalde. Yani bir şeyi düzelteyim derken bozmak oluyor. Saçı koparıp yakıyorsunuz. Lütfen çok güçlü ısılarla girmeyin. Ya da çok seri çalışın ya da ürününüz iyi olsun. Bakın kadınlar ne kadar değer veriyor. Böyle saçlarını aylarca bekliyorlar uzatmak için. Bu yanların kısa yeri, bu arkanın uzun yerinin altı tamamen kopmuş. Hani lütfen bu işlemleri yaparken de dikkatli olun. Ucuz ürünler değil, iyi ürünler seçin. Bir de uygulama yaparken çok sert uygulama yapmayın. Çok aşırı yüksek ısı kullanmayın ki insanların saçı zarar görmesin. Müşteri der ki, getirin bir fotoğraf gösterin, bunun gibi renk istiyorlar. Bunu yaptığında müşteriye dönüşürsün. Sen güzel, bu işi güzel yapacaksın. Çünkü başladığı yanakta da çok yoğun olmazsa aşağı doğru yoğunlaşır. Onun için burası zaten şey, bir renklendirme toplayın. Ya da koruyucu kullanın, ekstra ücretle. Olsun. Önemli olan sağlam adımlarla çok yüksek risk almadan. Bak en basit görülen şey krepidir. Aslında evet zor bir şeydir yani. Çok şey yani değil, zor basit değildir yani. Bak işte şu saç gelsin yapayım tertemiz, temiz saç. Temiz saça daha kolay her zaman. Biz de boş durmayız. Yardımcı oluruz size. Ben çalışırım. İkiniz de aynı hatayı getiriyorsunuz. Geldi, burada saçı sıvıyorsun, sıvama. Baktın tıkanıyor, bırak buradan biraz gönder. Sonra böyle. O yığılma nasıl diye atıp sonra. Fazla gibi diyelim. Görmeyin. Ben tutayım. Hayır. Ben tutmayı bilmeyen falan tutamaz. Bu bir sanattır. Yani.